Amca anlat hele senin. Asgerden. Ha, ne Asgerden amca? Bir, bir daha söyle. Yani dedem gel Asgerde 4 kardeş, Asgerde 3 kardeş ayrılmışlar. Biri Pertek'te, biri de Rafaya'da. Dedem buraya gelmiş, öbür dedelerimiz de orada kalmış. Birbirimize gidip görmedik. Abi gel. Gel amca gel. Selamlar, selamlar. Gel. Gök şunda oturuyor. Senin şapkan güzelmiş, çalabilirim. Tabii ki. 6 ay. Bulamadım ben yani kafama göre. Kafama göre bulamadım. Az yerden ne zaman çıkıp gelmişlerdir şu Hüseyin onu amca? Onu hatırlamıyorum. O tarihi hatırlamıyorum. Kimler mesela? Dedelerimiz. Şimdi ben ismini bağışla. Haydar. Haydar abi, arkadaşım Sivas'tan gelmiş. Bu Koçgiri köylerini merak ediyor. Hangi köy Sivas'tan hangi köyden yerleşmiş? Valla bence bizim büyükler bir dakika yerleşmiş. Yanlara da bir de dedeleri gelmiş. Yalnız iki hanımı varmış. Birisi Şadiliymiş, birisi Koçgiriymiş. Birisinde üçer oğlan varmış yani her kalıda. Yanlarına da bir dedeleri gelmiş. Dede demiş ki cagaba çıkmış da dede gitmiş nüfus etmiş. Demiş bana yurdu olmadı ya inşallah size de yurdu olmadı. O Şadili Hanım'da iki kardeş ölüyor orada. Hep kırılırık diye onu bir Ermeniye satarlar. Hodaş'a gelir yerleşirler. Sonra da Mulla varmış rahmetli evimizin kardeşi. O da gelir Karataş'ta buraya gelir. Dedem de gelir buraya. Hodaş'a teriyen abi buraya gelir. Zaten bir de, dedik, amca bir de siz anladınız. İlcek'te Hodaş'a geliyor. Hani şimdi eskiden buranın ismi Emin de söylüyor. Tarihleri bilmiyoruz. Haft. O 7 kişi İlcek'ten göç edip Hodaş'a geldi. Hodaş da buraya geliyor 7 kişi. Öyle Kürtçe gün hafti. Yani 7 kardeşin, 7 evin köyü. Yani annem de anlatıyordu. Bana anlar nasıl anam? Annem i̇yidir. Anlatıyordu. O da iyidir, iyi. Bataklıkmış, sivrisinek varmış. O da bir sivrisinek varmış. Çok samimi konuşmuş. O da sıcak bile yaramaz diye öyle göç edip gelmişler. Esas herhalde benim bildiğimde Sivas Zara'da gelme kökenek ama. Evet buradakiler hep Zara diyor da İmranlı'ya da Zara diyorlar. Söyledi Azger'den gelmiş. Olabilir. Azger köyü var İmranlı'da. Evet eskiden Azger'di şimdi. Atlıca duymuş. Yalnız dedemin geldiğine de çok memnun kalıyorum ben. Ben şeye gittim. Erzurum'a odun taşıyor. Kiminin cantı patladı, kiminin lastiği. Dedim ki bu İbraniye'de gideyim hele. Kim var, kim yok dedim. Bir arkadaşla geldim masada ben çay içmiştim. Ona da çay ikram ettim içmedi. Adam beni aldı götürdü dedi Koçgirler'de burada en büyük dükkan onların. Beni oraya götürdü. O zaman da bu Türkeş meselesi çok yoğun. Yani Arabik'le Sünnilik arasında çok sağ sol davası. Neyse gittik. 3-4 tane genç yeni rafa mal diziyorlar. Kış günü ya bir lojada da iki adam oturuyor. Şimdi o adamı da ben can bekleyeyim. Yanımda kalkıp gitse ben bir şey söyleyeceğim. Adam oturuyor. Adam kalktı. Yahu dedim ben buraya mirasteyi gelmedim. Siz nasıl insansınız dedim. Ben sadece gideyim kim var nasıl hangi köyde gelmişler nereliler. Belki bize de akraba olanlar var. Yani ağzınızı açmıyorsunuz. Dedim dedem bu memlekete göçmüş ya çok iyi etmiş dedim. Böyle insan dışına, insan içine kalmak iyi bir şey değil dedim ama kalktım çıktım.
Yani kimseyi görmedin. Köyünde kimseyi görmedin yani, köyüne gitmedin. Köyünde kimseyi görmedin yani diyor. Yok, görmedim. Görmedim. O adamlar da Delice'liydi. Şükran Delice. Arkadaşlar o İmralı'daki adamlar Almanya'da. Delice köyünde. Delice köy, Gündüz Delice. Ben seni tanıyacak gibi olayım. Tekrar da benim çok arkadaşlarım var. Kim? Benim gezmediğim yer kalmadı. Ya var mı kaç kişi? Oldu amca ben. Kızı Rıza bizim kısımda. Kapatıyorum. Teşekkürler. Buyur. İlkay'ın babası. Evet.